Yeşilin doğayla buluştuğu kent, Erdmen Belediyesi. Ülkemizin bir gerdanlık gibi üzerinde taşıdığı, yeşilin doğayla birleştiği bereketli topraklar. Doğanın bütün renklerini büyük bir ustalıkla resmettiği, huzuru ve mutluluğu içinde barındıran bir belde. Burası, doğasıyla yemyeşil bir cazibe merkezi haline gelen Erdmen Belediyesi. Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelede önemli bir yere sahip Erdmen, zaferin kazanılmasına şahitlik etmiş kadim bir beldedir. Yıllar içerisinde çalışan, üreten ve büyüyen bir belde haline gelen Erdmen'in dinamik ve çalışkan belediye başkanı Memduh Kuş ve ekibi tarafından yapılan mega yatırımlarla modern bir yerleşim yeri haline gelmiştir. İşte Memduh Kuş zamanında Erdmen'in kazanımları. Altyapı çalışmaları. Göreve geldiği andan itibaren altyapı çalışmaları tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda yaklaşık 600 bin metrekarelik parke taşı çalışması gerçekleştirildi. Toplamda 250 bin metrekare asfaltlama yapılmıştır. ...71 kilometre kanalizasyon hattı döşenmiştir. 65 kilometre içme suyu hattı döşenmiştir. Arsenik arıtma tesisiyle birlikte 300 ve 100 tonluk ilave depolar yapılmıştır. 2020 yılında bir sondaj kuyusu daha açılmıştır. Beldemizde tüm yerleşim yerlerine doğal gaz hattı döşenmiştir. Halkımızın ucuz ve temiz bir şekilde ısınması sağlanmıştır. Ana yollarda elektrik hatları yer altına alındı ve yeni sokak aydınlatmaları yapıldı. Böylece beldemizin çehresi de değişmiş oldu. Kapalı pazar yeri. Belediyemizin karşısına kapalı pazar yeri yapıldı. Temizlik çalışmaları. Beldemizde 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı ve 2000 konteynerle çöpler toplanıyor. Toplanan çöpler katı atık bertaraf tesisine götürülmektedir. Araç parkımız. Göreve geldiğimiz günden beri sürekli araç filosunu genişleten Erdmen Belediyesi, 2 adet kazıcı yükleyici, 1 adet kanal açma tertibatlı itfaiye aracı, 1 adet kanal açma ve temizleme aracı, 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı, 2 adet minibüs, 1 adet cenaze nakil aracı, 1 adet panel van, 3 adet pick-up, 2 adet binek aracını bünyesine katmıştır. Parklarımız. Çevreye ve yeşile önem veren Erdmen Belediyesi 23 adet park ve çocuk oyun alanı kazandırmıştır. Misafirlerin ferah bir nefes alabileceği bu parklarımıza katılım her zaman yoğundur. Saklı cenneti anımsatan Erdmen'de ağaçlandırma seferberliği ilan edilerek 100 bine yakın ağaç dikilmiştir. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce günübirlik kullanım alanları, lokanta ve halı saha yapılmıştır. Şehrin en önemli uğrak noktalarından olan Erdmen Göleti ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır. Tarım. Kiraz diyarı olarak zihinlerde yer edinen Erdmen'de her yıl tonlarca A kalite kiraz üretimi yapılmaktadır. Birçok çiftçinin en önemli geçim kaynağı olan kiraz üretimi büyük bir titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilmektedir. Toplanan kirazların büyük bir kısmı ihraç edilerek önemli bir gelir kazanımı sağlanmaktadır. 1965 yılında kurulan Erdmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, beldede ve Afyon'da üretilen kiraz ve vişnenin değerlendirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca beldede üretilen yıllık 1 milyon meyve fidanı Türkiye'nin her yerine satılmaktadır. İmar, TOKİ ile işbirliği yapılarak kasabamıza 180 adet konut, cami ve ilköğretim okulu yapılmıştır. Yapılan konutlarla beraber Erdmen daha düzenli bir kent görünümüne kavuşmuştur. Beldemizde 15 adet imar uygulaması yapılmıştır. Turizm. Beldemiz sınırları içerisinde Jura, Güral Otel ve Budan Otel hizmet vermektedir.
Ülkemizde termal başkent olarak bilinen Afyonkarahisar'da en yüksek yatak kapasitesine ait otellerin birbirine çok yakın mesafede olması buraya olan ilgiyi arttırmaktadır. 5 yıldızlı termal otellerimiz ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca termal otellerimiz gelen misafirlerinin hafızalarında unutulmaz anılar bırakmaktadır. Beldemiz sınırları içerisinde 300 bin metrekarelik alanda yeni bir otel inşaatı başlamıştır. Eğitim. Okullara bugüne kadar 3 milyon 300 bin TL yatırım ve yardım yapılmıştır. Bu yılda ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin yardımcı ders kitaplarını ve okulların temizlik malzemelerini alarak onlara katkıda bulunduk. Kasabamızda ikamet eden 5. sınıf ve üzeri takdir ve teşekkür belgesi alan başarılı öğrencilere yardım yapıldı. Takdir ve teşekkür alan öğrenci sayısı 48 iken bugün 240'a yükselmiştir. Bölgemize 24 derslikli yatılı bölge okuluyla Sosyal Bilimler Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi yapılmıştır. Mülkiyeti belediyemize ait arsaya ortaokul binası yapıldı. TOKİ konutlarına ilkokul yapıldı. Sadece ilkokul seviyesinde 8 olan derslik sayısı 40'a çıkarıldı. Spora destek. Futbol, voleybol, tekvando ve halk oyunları dallarında gençlerimize destek veriyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile kapalı ve açık halı saha, kafeterya, spor ve oyun aletleri olan spor tesisi yapıldı. Belediyemize ait ortaokul yanındaki arsayı kapalı spor salonu yapılmak şartıyla il özel idaresine tahsis ettik. Kapalı spor salonumuz tamamlandı. Sosyal çalışmalar. Kasabamızdaki camilerin ve Hacı Baba Türbesi'nin bakımları için 1 milyon TL harcanmıştır. Cami sayısı tüm hayırseverlerin desteğiyle 3'ten 7'ye çıkarıldı. El Sanatları Merkezi ve Okuma Evi yapıldı. Artık kadın kültür evi olarak hizmet veriyor. Erkmen'de yaşayan 200'e yakın kadınımız kurs görmekte ve ücret almaktadır. Köy odası kültürünün yaşaması ve odalarımızın bakımları için yardım yapıyoruz. Kışın kömür yardım desteği sağlıyoruz. Cenaze evlerine 75 kişilik yemek veriliyor. Beldemizde konser ve sohbet programları yapılıyor. 2004 yılında bir sevda için yola çıktık. Sevdamız güzel ekmenimizi Afyonkarahisar'ın en seçkin, en güzel bir kasabası haline getirmekti. Allah'ın yardımı, halkımızın desteğiyle bunu büyük ölçüde başardık. Şu anda kasabamız herkesin huzur içinde oturacağı, benim de ekmende bir evim olsun diyebileceği bir kasaba haline geldi. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen, başta milletvekillerimiz olmak üzere, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, valilerimize, bürokrasinin değerli temsilcilerine, kararların alınmasında emeği geçen belediye meclis üyelerimize, bu kararları uygulayan çalışkan, vefakar belediye personeline huzurlarınıza teşekkür ederim. İnşallah güzel günler kasabamızı beklemektedir. Saygılarımla. Bütün bu çalışmaların arkasında üreten, büyüyen ve ülke ekonomisine katkıda bulunan Erkmen Belediyesi var. Tarihin, yeşilin, huzurun ve lezzetin başkentine sizleri davet ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Erkmen için hep birlikte el ele. Erkmen Belediyesi www.erkmen.bel.tr